bizlere güvensinler, kadrolarımıza güvendiysinler. Nasıl 2019 öncesi dönemde hani pandeminin etkisiyle evet. bu süreç yaşandığı için biz hem ülkemizde bu sıkıntıların, sorunların çözümüne ilişkin güçlü politikalarımızı uygulayacağız. Ekonomiyle alakalı sosyal politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Artık Türkiye inşaat süreçlerini bitirdi. Biz ince işçilik dönemine geldik diyoruz ve vatandaşımızın, hanelerimizin, ailelerimizin mutluluğu, huzuru, refahı ile ilgili inşallah adımlar atacağız. Enflasyonu çok kısa süre içerisinde bunları aşama aşama planlanmış durumda tek haneli rakamlar inşallah yeniden ülkemiz görecek. Kira konusuyla ilgili Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bununla ilgili yeni düzenlemelerimizi devreye sokacağız. Konut yapım süreçlerini arttıracağız. Sosyal konut projesi hamlesini yaptık. Yarısı bizden, yarısı sizden biliyorsunuz kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Bu tüm Türkiye çapına inşallah yayılacak. Ankara bizim çok memur kenti deniyor ama ben artık bir sanayi şehri olarak değerlendiriyorum. Tabii, sanma, evet, Ankara'mızı. Ama burada da inşallah konut hamlelerimizi gerçekleştireceğiz. Yani önümüzdeki dönemde inşallah 28 Mayıs günü seçim sürecini suhuletle, itidalle her türlü işte şu an görüyoruz. Seçim gecesi de gördük. Gayet her şey ortadayken. Tabii. Kendileri ekrana çıktılar, gördünüz. İşte önde izlediler ama ben ekran görüntüsünü aldım. İki tane belediye başkanı gayet açık, böyle çok da rahat bir biçimde. Ama yan tarafta kendi işte Anka diye bir ajanslarının yan tarafta Cumhurbaşkanımızı önde gösteriyordu. Vatandaşı işte bazı girişimlerle yanıltmaya çalıştılar. Doğruları söylemediler. Maalesef ki farklı plan ve şeyleri vardı. Evet.